Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Magnus Carlsen ve siyahlarda Fabiano Caruana oynuyor. Bu ikili 2018'de Dünya Satran Şampiyonluk maçında karşılaşmışlardı. Normalde 14 oyun tabii ki şu anda oynanıyor ama o zaman 12 oyundu ve 12 oyunda beraberlikle sonuçlanmıştı. Artık kazanan çıksın diyorduk ve uzatmalarda daha hızlı bir tempoda Carlsen Caruana'yı 3-0 yenmişti ve Dünya Şampiyonu olmuştu tekrardan. Şimdi Burada 15 dakikalık bir süre var. Karuana'nın normalde Karsen'e karşı daha zayıf olduğu bir nokta ama son dönemde kendisini özellikle hızlı satrançta da çok geliştirdi ve bakalım neler olacak. Beyazlarda Karsen oyuna E4 başlıyor ve siyahlarda Karuana E5 oynuyor. Bunu 2018'de de görmüştük ama at F3'e genelde at F6'yı oynuyordu Karuana. Şimdi ise at C6 hamlesi geldi ve bu turnuvada Champions Chess Tour internette başlayan bu turnuvanın özellikle pandemide çok popülerdi. Şimdi ise Toronto'da finalleri yapılıyor ve masa başı oynuyorlar. Yarı finalde karşılaşıyor bu ikili ve bakalım neler olmuş. Fil b e, İspanyol açılışına karşılık A6 fil A4'e at ve 6 oynandı. Kısa roka fili C5'e koyuyor Karuana ve c 3ten sonra filin hem C2'ye gitme opsiyonu var burada atın A5 manevralarından sonra hem de burada D4'ü hazırlamış oluyor. B5 oynandı fil şimdilik B3'e gitti ve D6'dan sonra da hemen D4 hamlesini görüyoruz ve fil B6'ya çekildi şimdi. D4'teki baskı devam ediyor. İlerleyen zamanlarda belki filin G4'e gelme ihtimali olabilir ve D4 zayıflatılabilir. O yüzden file 3 oynandı. Kısa rok Ortbe b 2 h6 ve h3'ten sonra gelişimler her iki taraf açısından da devam ediyor. Kale e8'e e şimdi a3a hamlesi oynandı ve kale b8'den sonra da Fil c2 çekildi burada. A5'e kale e1. A4'e de burada fil d3 hamlesi geldi. Şimdi beyazlar belki yani vezir kanında çok da piyon hamlesi yapmak istemediler. A3'e bu piyonu yerleştirdiler ama bu B4 ile birlikte kalenin bu hattının açılması bir şekilde engellenmiş oldu. Siyahlar da A5 A4 tercihi ile beraber aslında burada çok güzel bir şekilde B ya da C piyonunun gitmesini engellediler. Ama burada da gördüğünüz gibi fil d3'ten sonra B5 gibi bir kareye bakıyor. B5 düşerse A4 de çok zayıflayacak ama bunu tutmayı başarabilirse Karuhan'ın vezir kanadında bir şeyler elde etmiş olacak ama İspanyol açılışında genelde beyazların zaten şah kanadına oynadığını bekleriz ve normalde atın F1'den G3'e gittiği ve sonrasında F5'e konduğu varyantlar var bakalım nasıl gelişecek şimdi fil D7 hamlesiyle beraber birazcık tuzakvari bir şey hazırlanıyor burada. Vezir E2 oynandı o yüzden ve E çarpı D4, C çarpı D4'ten sonra at 7 geliyor burada. at 7den sonra tabii ki yine fil B5 hamlelerinden böyle değişimlerden sonra filin D4'e gittiği ve buradaki kalenin B5'e baktığı varyantlar var. O yüzden beyazlar hiç acele etmiyorlar. Kale A C1 oynadı. At G6'ya geliştikten sonra vezir F1 ve fil A5'e gittikten sonra da kaleye D1 hamlesiyle beraber taşların yerleri birazcık değişmiş oldu. B5 tutuldu işin sonunda. Ama tabii ki hem siyahın burada vezir kanadından oynayabileceği bazı pencereler var. Beyazın da burada tabii ki vezirini çıkardığı senaryoda da şah kanadına bakabilecek. Özellikle e5 sürüşünden sonra filler burada çok güzel bir geri tutmuş oluyorlar. Çok güzel çaprazlara bakıyorlar. C6 oynandı şimdi. E5 hamlesinden sonra atın D5'e gittiğini görüyoruz. Fil G6'ya aldı ve F çarpı G6'dan sonra aslında F hattı açılmış oldu ama şu anlık siyahların da kalesi burada olduğu için beyazlar hemen burada fil G6 ile beraber piyon yapısını bozdular ve belki E piyonuyla bir şeyler elde etmeye çalışabilirler ve aynı zamanda vezirin de D3'e gelmesiyle beraber hem G6'ya bakacaklar hem de merkezde çok güzel bir söz sahibi olacaklar. Burada baktığımız zaman ben beyazları birazcık daha iyi görüyordum aslında ama yani hem her iki tarafta tabii ki zaman kaybettiler çokça ilk 20 hamlede hızlıca zaman kaybettiler öyle diyelim zaman harcadılar. Ee, ama bilgisayarda burada 0.00 diyor. Ama net beraberlik olduğu için değil. Sadece buradaki şansları eşit görüyor. Ama her iki tarafta kazanabilir bu konumu. AT4 hamlesi oynandı. Tabii ki D6'ya güzel bir baskı var. Ve kale F8'den sonra da burada tabii ki at hemen D6'yı alıyor. Ama fırsat kaçtı diyor bilgisayar. Normal şartlarda burada kalenin F3'e vurmasına dikkat etmek lazımmış. O yüzden Vezir E2 oynamak en doğru hamle diyor. Ama tabii buradaki boştaki piyonu beyazlar aldılar ve burada karşıya bir soru soruyorlar. Karsen karvan diyor ki Kale çarpı F3 vurabilecek misin ve bu doğru tek hamle. Yani kale çarpı F3, Burada G çarpı F3 ve dikkat ederseniz fil H3'ü de alamıyor çünkü vezir burada. Ve burada vezir H4 gibi bir hamle oynayacaksınız. Ve fil H3'e öyle bakacaksınız ama buna da şah var. Ona da kale F8 ile beraber siyahların muhteşem bir atağı var. Ama karşılığında ancak beraberlik çıkıyor. İşte buraları oynaması gerçekten çok zor. Ve burada Karuan'a bir karar veriyor ve diyor ki en azından diyor ben piyonumu geri alayım. Fil çarpı h3 oynuyor. Ve g çarpı h3'den sonra şimdi kare çarpı f3 ve vezir g2 hamlesini görüyoruz. Burada beyazların üstünlüğü daha da arttı. Çünkü d6'da harika bir at var. Vezirin g6'ya baktığı bir durumda. Bir de Şah'ın da burada aslında kötü bir halde olduğunu söyleyemeyiz. Ve kalede C6'ya bakıyor. Yani buradaki her şey aslında beyazın avantajını söylüyor bizlere. Ve alt çarpı E3 hamlesinden sonra beyazlar artık tamamen kazanıyorlardı. Eğer F çarpı E3 alsalardı Şimdi F çarpı e 3ten sonra Aslında dediğimiz durumlar devam edecek At D6'da güçlü Kalenin buraya baktığını görüyoruz Vezirin G6'ya baktığını görüyoruz Yani burada çok da çekilmemesi lazımdı bu varyanttan Ama bir sebeple Burada Karsen Vezir F3 almayı tercih etti. At D1 ve kale D1'den sonra bu oyunun hala kendisine iyi olduğunu düşünüyor. Ama unuttuğu bir şey var. Fil C7'den sonra artık D6'daki at o kadar güçlü değil. Atı belki E4'e dönüp buradan tekrardan manevra verebilirdi. Ama onun yerine Vezir C6 ile beraber burada fil D6 vezir d5 şah şede e d6 hamlesiyle beraber oyun sonuna girmiş oldu. Vezir kale'ye, vezir kale ee, tabii ki beyazların d piyonun d piyonu belki ilerleyen zamanlarda güzel bir geçer olabilir. Hani d6'dan bahsetmiyorum ama en azından d4'teki e, buradaki e, piyonu kalede desteklemiş oluyor. Bakalım devamında nasıl yapacak. Belki diyeceksiniz ki daha deminki konuma baktığımızda biraz riskliydi. Karsin'in stiline daha çok yaklaşmış oldu. Ama burada önce vezir d7. Şah g2'den sonra kale b6 ile beraber öncelikle d6 düşüyor. Vezir e4 Kale D6 ve d 5ten sonra alan avantajını kullanmaya çalışıyor beyazlar. Tabii ki gördüğünüz gibi bu 3'e 2'den bir geçer çıkmayacak. Ama yine de her zaman dikkatli olmak lazım. Şimdi birazcık daha buraları hızlı geçeceğiz. Eşit konumda kale F6, kale D3, kale D6. Birazcık daha tabii ki her iki tarafta birbirini deniyorlar. Vezir E5, Vezir D8, Şah f 1'e geldi. Vezir C7, kale C3, Vezir D7, kale D3 geldi. Tabii ki orayı tutmak zorunda. Vezir D8, Şah E2 ve Şah'ı buradan bırakıp aslında buralara yürümeye çalışıyor Karsen. Tabii ki onun oyun sonu hisleri Genelde kuvvetli ama 8 saniyesi de kaldı. Dikkat etmesi lazım. Neyse ki her iki tarafında 3'er saniye eklemesi var her hamlede. Vezir B6, vezir D4, vezir B7, şah D2 ve buradan sonra belki belki vezirleri kesmeye çalışabilir beyazlar ki şahın konumu çok kuvvetli olduğu için hemen bu piyonlara basacak ya da bu piyonun sürmesini sağlayacak. Ama tabii ki siyahlar da bunu yapmayacaklar. Vezir F7'ye geldi hemen ve dikkat ederseniz sadece burayı değil aynı zamanda F2'yi de istiyor ve şah C2 sonra burada e, tabii ki veziri burada tutmak zorundasınız artık. Kale F6 geldi. F2 hala isteniyor. F3 ile beraber burayı tutmaya karar verdi. En azından diyor ki eğer alırsan D piyonu yürümeye başlayacak. O yüzden tabii ki o riske giremiyor. Vezir C7 geldi. Ve Şah B1'e gittikten sonra da Vezir D6'ya Şah A2 geldi. Şimdi tabii ki Karsen şahını burada sakladı ve ba belki başka planları yapıyor. Belki bu sefer bir şekilde F4'ü sürüp vezire E5'e oynamaya çalışacak ve bu piyonu hareketlendirmeye çalışacak ama kale f ile beraber size bu izni vermiyor. Vezire E3'ten sonra da siyahların artık yavaş yavaş konumda hakim olduğunu görüyoruz. Çünkü B4 hamlesiyle birlikte şah burada hiç istediği gibi kalmadı. Yani bir de B3'e izin verirseniz şah burada neredeyse mat olacak. O yüzden aB4 almak zorundasınız. Kale B4 ve Vezir D2'den sonra daha demin ki aktif oynayan beyazlar dikkat ederseniz artık pasif bir konumda kaldılar. Evet hala D piyonu geçer ve çok güçlü bir geçer ama karşılığında da artık Vezir ve Kale şaha saldırabilecek bir durumda. Kale B8 muhtemelen Vezir'i böyle getirmeye çalışıyor bir noktada. Ya da veziri C4'ten getirecek ve Şah'ı burada yakalamaya çalışacak. Ama doğru zamanı bulması lazım. Kale D4 oynandı. Kale B3'ten sonra kale D3 oynanıyor. Bir daha kale B8'e kale D4'e. Bu sefer Karoana beraberliği reddediyor ve kale B5 oynuyor burada. H4, H5 oynandı. Ve vezir D3'ten sonra kale B3 hamlesini görüyoruz. Yani Karsen'in o kalenin vezirinin konumunun değişmesi sebebiyle burada artık kale B3 daha da güçlü bir vaziyette kaldı. Şimdi vezir d1'e artık diğer taşları hareketlendirme vakti ve vezir b6. Şimdi normal şartlarda d piyonunun ilerlemesini istemezsiniz ama burada gördüğünüz gibi artık kale b2 isteniyor ve yani siyahlar neredeyse bu şahı mat edecekler. O yüzden bir çözüm bulmanız lazım ve buraya bakmanız lazım ve o çözümde kale d2 oynamak çünkü Dikkat ederseniz Vezir burada f tutar vaziyette. Kalenin B3'e gelmesinin sebebi de buydu zaten. Ve burada Vezir D2'den sonra Karsen piyonu bıraktı. Ve kale f sonra kale D3 ile beraber konumda artık çok iyi. Burada tabii ki insanın eli direkt kale F2'ye gidiyor ve devamında B2'ye bakacak. Vezir de istiyor. Ama doğru hamle kale F1'miş. Fakat 13 saniyesi olan Karuana tabii ki bir insan hamlesi yaptı ve kale F2 oynadı. Bilgisayar da çok beğenmiyor. Vezir C3, Vezir D6 ve Vezir C6 hamlesi geldi. Vezir C6 kötü diyemeyiz asla. Neden? Çünkü burada tabii ki alırsanız C piyonunu daha da ileri götürmüş olacak. Yani D piyonunu C6'dan artık 2 hamle kalacak Vezir çıkmasına. O yüzden bu tabii ki yani Güzel bir hamle olarak gözüküyor ama Vezir B4'ten sonra tekrar buralar isteniyormuş. E, fakat her iki tarafta hata yapmaya devam ediyor burada. Vezir H2 oynandı. Fırsat bir noktada kaçmış oldu. Ama siyahlar hani böyle her iki tarafta hata yapıyor ama siyahlara oyun daha da fazla gelmeye başladı. Vezir B6 ile beraber B2 tutuldu. Ve Vezir H4'ü aldıktan sonra artık bu piyonların önünde hiçbir engel kalmadı. D piyonu eğer çıkamazsa Ayva'yı yedik. Vezir H4'ten sonra şimdi kale D4 oynandı. Vezir g e gittikten sonra Vezir B4 oynanıyor. Ve artık bu piyonu sürmek zorunda burada beyazlar. A3 oynandı şimdi. Tabii ki kafalar birazcık karıştı. Vezir A3, Vezir E5'e geldi. Vezir D3'e, Vezir D6 ve kale A4'ün devamında kale A6 oynayacak. Sonra bu piyonu hareketlendirmeye çalışacak. Kale F5 oynanıyor şimdi burada. Eğer kale A6 oynarsanız D5 düşecek. Ve kale D4 ile birlikte burayı tutmaya kalktınız. Kale F8 oynandı. E, tabii ki kaleyi e, değiştirmek istiyor. Hamle 66 oldu. Ve siyahlar üstünlüğünü daha da arttırıyorlar. Burayı siyahlar nasıl kaybedecek Allah aşkına? Kale F8'den sonra B4 oynanıyor. Ve beyazlar da bir noktada... Piyonlarını hareketlendirmeye çalışıyor. Baktı D5'i oynatamıyor. A piyonunu da aldıktan sonra en azından bunu süreyim dedi. Kale F2 şah çekiliyor. Şah B3 ile beraber merkeze yaklaştı. Vezir F6 şimdi vezir C4'e geliyor. Kale F3, e, kale D3, kale F2, D6 ikili hata geldi. Vezir B2'den sonra da burada şah A4'ten bir noktada saklanmaya çalışacak. Bu piyonla yürümesi gerçekten gayet güzel ama dikkat etmesi gereken bir sürü varyant var. Kalenin f5'ten bakışı vezir buralara gelecek. Yani yine arka taraflardan vezir abi'den bir şeyler olabilir ve ki zaten vezir A1 geldi. Şah b5'e gittikten sonra vezir a8 dönüyor ve d7'den sonra buradaki şahı birazcık güvensiz bıraktık sanki. En azından kaleleri falan buralara yerleştirmemiz gerekiyordu ki kale f5'ten sonra şahı e artık yani gidebileceğiniz bir yer kalmadı. Yani şöyle C6'ya gidemiyorsunuz. B6'ya giderseniz neredeyse mat olacaksınız. Kale D5 oynayamıyorsunuz. Çünkü vezir de kaleye bakıyor. Bilgisayar diyor ki tek bir tane hamle var. Vezir C5 oynayacaksın. Veziri bırakacaksın diyor. Ama tabii ki kim bunu yapar Allah aşkına. Ve dolayısıyla Şah B6 oynuyor Karsen burada. Ve Şah B6'dan sonra 11 hamlede mat var. Ve Vezir B8 ile birlikte başlıyor bu. Ve Vezir B8'i Karoana buluyor. Vezir B8 Şah 6 Vezir A8, Şah B6. Yani Vezir B8 tekrar oynamak zorunda ama buradaki hamle kaçıyor. Burada kale F6 oynamak zorunda ama Vezir A8, Şah B6 şimdi kale F6 oynuyor. Ve Şah C5 mat kaçtı belki ama Şah C5'ten sonra daha da iyisi var belki. Oyunu rahatça kazanmak için kale C6 ver Şah'ı kaçarsan da ver Vezir'i ve dolayısıyla Şah D4, Kale C4'e Şah C4 ve Karsen Vezir uyudu. Vezir kaybetti ve Vezir de 8 ile beraber artık siyahların işi çok kolay. Veziri buraya koydu. Piyona ilerletemiyorsunuz ve bu piyonlar yani elini kolunu sallaya sallaya vezir çıkacaklar artık. B5'e. Şimdi burada vezir Yani bu vezir de çok ilgisiz bir hamle. Artık şu piyonları sürmen gerekiyor Karoana ama onun da 5 saniyesi var ve vezir çeydi oynandıktan sonra şah vezire vezir D8 geldi ama konum beraberliğe döndü ve şah a 4ten sonra bir hata daha geliyor Kar'senden. Bu sefer siyahlar kazanıyorlar ve doğru hamle H4 gerçekten de B6 ya da burada yani G5 oynamanız lazım. G4 oynayacaksınız. Sonra bunları süreceksiniz artık. Ve nasıl bir hata geliyor biliyor musunuz? H3 oynuyor. Evet H3'te alırsanız burası boşta kalacak. Ama bir kural olmasaydı. Kale h3 şah çekiyor. Yani bunu bir oyuncu nasıl uyuyabilir burada diyeceksiniz ama 5 saniyesi kalmış adamın. Taşları fırlatıyor muhtemelen. Ve H3'e hemen kale h3 çalındı. Şah G8'e kale D3'le beraber. Artık beyazların konumu daha da iyi. Şahı buraya koyacak. Kaleyi döndürecek ve kazanacak. Ve şah F7'ye şimdi B7 oynandı. Şah E7 geldi. Şah B5 G5'e şimdi şah C6'ya geliyor. G4'e kale 3 e, şah Şah'ın f gitmesi lazım. Onu da unutuyor. Şah burada F6'ya gidiyor. Ve e 8'den sonra artık yapılacak herhangi bir hamle yok. Şimdi Şah f de farkı muhtemelen bir tane e 8'den sonra buradaki çıkış herhalde. Bir dakika bakalım. Şah f gelseydi nasıl kurtarıyordu onu ben de merak ettim. Çünkü Karuana'nın da eli muhtemelen hemen Şah F6'ya gidiyor ki burayı sürebilsin yakın olsun diye. Bu sefer kale e 8'e yani vezir F6 şahla beraber kurtulabileceği ve sürekli şah çekebileceği bir durum var. Ama burada kendi kendine veziri neredeyse mat ediyor. Çünkü buradan sonra artık veziri kaçtığınızda şah çekebileceğiniz bir durum yok. Ve D8 hemen vezir çıkacak. Ve değiştiğin zaman bir de B8 vezir çıkacak. Zaten burası kayıp oldu. Yani Karsen 10 hamlede mat oluyordu. Üzerine vezirini kaybetti ve oyunu kazanmayı bildi. Son zamanlarda işte bu sürelerin azalması birazcık etkili oluyor. Tabii ki 91 hamle anlattım. Birazcık uzun sürmüş olabilir ama olabildiğince keyifli şekilde anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Buraya gelen varsa sizlere selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kendinize tekrardan iyi bakın. Yeniden burada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.